Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçeğini aratmayacak yalancı fıstık tozu yapacağız birlikte. Bu yalancı fıstık tozlarını nasıl yapmışım? Buyurun hemen tarifine geçelim. Öncelikle fıstık tozuna rengini verecek olan ıspanak püremizi hazırlayacağız. Ispanak püresi için 250 gram ıspanağın yaprak kısımlarını aldım. Sap kısımlarını çıkardım. Güzelce yıkadım. Şimdi üzerine sıcak su ekleyeceğim. 15 dakika kadar sıcak suda bekleteceğim. Ispanakların 15 dakika sonunda suyunu süzdürdüm. Şimdi robotta çektireceğim. Ispanağı robota aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. Şöyle rahatça püre haline gelmesi için. Kapağını kapattım. Şimdi robotta parçalanıncaya kadar çektireceğim. Ispanak pürem hazır arkadaşlar. Şöyle bakın, incecik oluncaya kadar çektirdim. Şimdi yalancı Antep fıstığımızın kekini yapmaya başlayabiliriz. Şöyle 2 adet yumurtamı, 1 çay bardağı toz şekerimi kabıma alıyorum. Bardak ölçüm 120 milim arkadaşlar, çay bardağı ölçüm. Rengi değişip krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı ıspanak püremi de ekliyorum. Tekrardan çırpmaya devam edeceğim. Şimdi katı malzemelerimi ekleyeceğim. 1,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilyayı da ekliyorum. Şimdi malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırpacağım tekrardan. Kek karışımım hazır. Şöyle büyük boy yuvarlak borcamın altını katı yağ ile yağladım. Şimdi karışımımı döküyorum. Büyük boy borcam kullandım arkadaşlar. Zaten çok fazla böyle kabarık bir kek olmasına gerek yok. Ve içinin de üzerinin ve altının kızarmadan pişmesi için büyük borcam kullandım. Fırınımı 170 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi kekimi fırına koyuyorum. Kekimi kızartmadan pişireceğim arkadaşlar. Sadece içerisinin pişmiş olması yeterli. Yani kürdanı batıracağım. Kürdan temiz çıkıncaya kadar pişireceğim. Bakın arkadaşlar, kekim pişti. Kürdan testi yaptım. Kızarmadan yeşil bir biçimde pişti arkadaşlar. Şimdi kekimi çıkaracağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi kekim soğudu. Kekimi keseceğim. Böyle gelişi güzel kesiyorum. Çünkü robotta parçalayacağım. Şöyle kolay bir biçimde de kalkıyor zaten. Şimdi kekimi robotun içine alacağım. Arkadaşlar, kekin bu kadar yeşil olmasının nedeni ıspanağı püre yaparken haşlamak yerine sıcak suda bekletmem. Bakın yemyeşil. Haşlayınca bu kadar yeşillik vermiyor. Şöyle bu kadar yeter. Bunu çektireyim. Daha sonra diğerini bir kere daha çektiririm. Şimdi parçalanıncaya kadar çektireceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. İyice parçalanıncaya kadar çektirdim. Hala ıslak ama. Şimdi bunu geniş bir kaba alacağım. Kekimi şöyle geniş fırın tepsisine döktüm arkadaşlar. Bu şekilde en az 4-5 saat bekleteceğim. Ara ara karıştıracağım kuruması için. Daha sonra buzdolabı poşetine koyup kaldıracağım. Yalancı fıstık tozumu ara ara karıştırarak 5 saat kadar beklettim ve kuruttum arkadaşlar. Şimdi şöyle buzdolabı poşetlerime koyacağım.
Arkadaşlar bu fıstık tozunu tatlılarınızda, pastalarınızda, kup tatlılarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle anlaşılmıyor bile. Hatta bu şekilde bile yenilebilir. Gerçekten çok lezzetli. Kek olarak da yapabilirsiniz çocuklarınız için. Ispanak yemeyen çocuklar da kesinlikle anlamıyorlar. Ayrıca güvenilir bir şekilde fıstık tozu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü ben birkaç kere hazır fıstık tozu aldım. Kesinlikle fıstıkla hiçbir alakası yok yani. Artık içinde ne var bilmiyorum. Ya fıstığı direkt alıp kendimiz çekeceğiz ya da bu şekilde yalancı fıstık tozu yapacağız. Şöyle güzelce düzeltiyorum arkadaşlar poşeti. Arkadaşlar bu fıstık tozunu buzluğunuzda 5-6 ay kadar saklayabilirsiniz. Şimdi bunları şöyle tek kullanımlık böleceğim arkadaşlar. O şekilde donduracağım. Çıkaracağım. Tamam, poşetimi açacağım. Bir tane alacağım. Bu şekilde böldüm arkadaşlar. Fıstık tozunu buzluktan çıkardıktan sonra direkt kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yalancı fıstık tozlarını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Maliyeti de oldukça düşük. Başka videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.